Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü video Ocak ayında okuduklarım videosu. Aslında bu videoyu ben geçen yıldan başlayarak yapmak istiyordum. Daha doğrusu geçen yıl yapmak istiyordum, 2015'in sonlarına doğru. Dedim ki 2016'da baştan başlayayım ve tüm aylarda yapayım dedim. Ve bu yüzden yeni başlıyorum bu videolara. Umarım eğlenceli geçer. Çok uzatmadan bunlar kaldırmadım. Bunlar benim Ocak ayında okuduğum kitaplar. Toplam 6 tane kitap var. Şimdi hepsini sırayla göstereceğim ve birazcık böyle bilgi vererek şey yapacağım. Kitap Karanlık Zihinler. Karanlık Zihinleri ben çok bir beklentiyle almıştım. Maalesef ki beklentilerimi karşılayamadı. Hani ben kitaptan daha çok böyle bir şeyler bekliyordum. Hani tamam distopyaydı ama ne bileyim böyle biraz sanki anlatış biçimi yazarın basit kaçmış gibi geldi. Bu yüzden pek beğenemedim. O yüzden ikincisine başlayamadım. Başlamak istiyorum, merak uyandırıyor. Ama gerçekten hani ya yazarın anlatımını pek beğenmediğim için sanırım başlayamadım ve başlayamayacağım. Bir diğer kitap Kurtlara Söyle Eve Döndüm. Bu kitabın yorumunu da yapmıştım. Alta linkine bırakırım bakmak isterseniz. Bu kitabı ben çok beğendim. Bunun hakkında söyleyebilecek pek bir şeyim yok. Elinizde yoksa hemen almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel bir kitap. Bu kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar sanırım. Çünkü aşırı mükemmel. Ben böyle mükemmel olan kitapları anlatırken duygularımı ifade edemiyorum. Bunu fark ettim. Bu yüzden çok mükemmel olduğunu söyleyip geçiyorum. Bir diğer kitap Yağmurla Gelen Mutluluk. Yağmurla Gelen Mutluluk benim son zamanlarda okuduğum en güzel aşk kitabıydı. Yazarın anlatımı olsun, karakterleri olsun. Yani gerçekten çok harika bir kitaptı. Hani normal bir aşk hikayesi değildi. Basit de değildi. Hani bence yazar bu ortaya çok güzel bulmuş. Hatta aşırı ince bir kitap. Hani şöyle gösterebilirsem. Bakabilirsiniz. Bayağı ince bir kitap. Hatta 171 sayfa. Yani yazar bence kitabı en güzel yerine bırakmış. Hani bence bu kadar kısa yazılması mantıklı. Çünkü kitap uzatılırsa kötü olabilirdi. Bu yüzden bir diğeri Gümüş Gözyaşları. Sanırım beni tanıyan herkes Kristin Hanna'ya karşı bağlılığımı biliyor. Ben her Reading Slump'a girdiğimde, yani Reading Slump da şöyle oluyor. Kitap okumak isteyip ama okuyamama durumu. Sanırım en kolay böyle açıklayabilirdim. O durumdayken ben hep Kristin Hanna'nın kitaplarını elime alırım. Ve gerçekten beni Reading Slump'dan çıkarır. Hani anlatış tarzı olsun, o kadar basit konuları çok güzel bir şekilde aktarması benim çok hoşuma gidiyor. Bu ayda bir ara böyle bir yine böyle bir döneme yakalanmıştım. O zaman okumuştum. Yine çok güzel bir kitaptı. Kitap hayatın zorluklarını önümüze sunuyordu. Çünkü karakterlerin kaldığı durum bayağı zordu. Gerçekten zor bir durumda. Hele kitaptaki baş karakter bayağı zor durumda kalıyordu. Ve yapması gerekenler, yaptığı fedakarlıklar falan bence çok alkışlanasıydı. Evet, bir diğer kitap Komik Bir Hikaye. Kitap hakkında ne söylesem bilemiyorum. Bunun hakkında video çekmek istemiştim ama Kurtlara Söyle Eve Döndüm kitabının yorumunda fark ettim ki peki güzel kitap yorumları videosu çekemiyorum. Saçmalıyorum daha çok. Bu yüzden hani çekmedim ama burada kısa bir anlatmak istiyorum. Kitaptaki karakter depresyonda ve hastaneye yatıyor bunu tedavi edebilmek için. Bu zamanı anlatıyor bize. Kitaptaki baş karakterin depresyonda olmasına rağmen kitabın bu kadar esprili ve komik olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Ben o kadar çok güldüm kitapta, hatta tüm güldüğüm yerleri postitlemiş olabilirim. Gerçekten o kadar güzel ve komik bir kitaptı ki hani böyle bir hayran kalıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum, ben kitapta neye çok şaşırdığımı söyleyeyim. Karakteri intihar etmiş, depresyondaymış kendisi ve kitaptaki baş karakterin intihar edeceği şehirde intihar etmiş. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Niye paylaştım bilmiyorum ama gerçekten çok şaşırdım. Hatta yazar bunu 2010 yılında falan yazmış galiba. 2013 yılında da intihar etmiş. Yani bilmiyorum. Çok garipsedim, söylemek istedim. Bir diğer kitap Küçük Prens. Küçük Prens bence okumayan yoktur. Kitap alışverişi videomda aldığımı göstermiştim ve çok merak ettiğimi söylemiştim. Ve dayanamayıp hemencik okudum. Yani kitap hakkında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü ben küçüklüğümden beri çok masal tarzı kitapları okumayan biriyim. Daha doğrusu annemi de okutmuyordum kendime. Pek ne bileyim değişik bir çocuktum. Öyle. Kitap hakkında şunu söyleyeyim. Kitap her yaşta okunabilecek bir kitap. Ve okuduğunuz ruh halinize göre kitabı sevip sevmemenize değişebilir bence.
hani kitapta her yaşta ve her durumda farklı dersler çıkartabilirsiniz kendinize. Hani bazı cümleler o kadar etkileyiciydi ki ben üzerinde bayağı böyle oturup düşündüm yani. Hani acaba şunu mu demeye çalışmış, acaba şu anlamda mı diye. Hani gerçekten farklı bir kitaptı. Sanırım bu kadar. Her neyse, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ömür ömür edin. Çengelde.